Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Hatırlayacaksınız, piyasadaki neredeyse tüm katlanır bisikletleri inceledim. Bir kısmının üzerinde çeşitli modifikasyonlar yaparak kendime göre değiştirdim. Eğer gerçekten uzun yıllar kullanabileceğiniz, gelişime açık bir katlanır bisiklet arıyorsanız Soho bu konuda tam size göre üretilmiş bir bisiklet. Bu bölümde hep beraber Soho 8.1 Flow inceliyoruz. Bisikletin özelliklerine değinmeden önce ilk etapta bir Soho markasından bahsedelim. Şimdi piyasada şöyle bir algı var. Bu algıyı tamamen ortadan kaldıralım. Soho'nun krom markasıyla hiçbir şekilde organik bağı yok. Sanıldığının aksine Amerikan görünümü verilmeye çalışan bir Türk bisikleti de değil. Tam tersine sahibi bisiklet tutkunu bir Türk olan Amerikan merkezli bir firma. Diğer bisikletlerin farklı olarak Amerika'dan Türkiye'ye bisiklet değil, Türkiye'den Amerika'ya bisiklet göndermeye çalışan bir firma. Bisikleti diğerlerinden ayıran önemli özellikler neler? Ne dedim videonun başında? Bu bisikleti bisiklet kullanan bisiklet kullanıcıları tasarlamış. Bu da hemen bazı şeyleri ön plana çıkartırmış. Birincisi nedir arkadaşlar? Arkada quick release var. Tekerleklerde arka ve önde quick release kullanılması gibi ben bunu daha onların nerede aynı şekilde sorun yaşamıştım. Dahon Mariner'de maalesef teker göbeklerine quick release olmadığı için patladığı durumlarda yanınızda 2 tane 15 anahtar taşımanız gerekiyordu. Bu bisiklette böyle bir şey yok. Ayrıca yine turnlerde olduğu gibi kadro üzerinde Brazon aktarıcı takmayı sağlayan, yani vites sisteminizi önde ikili veya üçlü ayna kol takmanızı sağlayan geliştirilebilir bir bisiklet olması. Bir diğer en önemli özelliği ise ben bunu birçok bisiklette test ederim. Çok memnun kalmam. Bu bisiklet katlı haldeyken gerçekten iki elinizle iki teker üzerinde selesinden tutarak ittirilebilir olması. Şimdi ilk etapta kadrosal özelliklerine bakalım. Şimdi kadro tasarımı itibariyle piyasada gördüğünüz katlanır bisikletlerden çok daha farklı bir tasarıma sahip bu bisiklet. Görüyorsunuz arka çatalın tasarımı uzaktan hem hoş görünüyor hem de dayanım ön planda olarak tutularak tasarlanmış bir bisiklet. Bu bisiklet iki noktadan kadrosu basıyor ki bu dayanımı ön planda tuttuklarının kanıtı ne gibi? Aynı Dahon bisiklerde olduğu gibi. Bu bisikletin kadro itibariyle bir farkı da kilit noktaları. Kilit mekanizmaları ekranda da gördüğünüz üzere diğer katlanır bisikletlere göre çok daha kullanışlı ve sağlam üretilmiş. Kadroda bir diğer farklı olay ise ön maşa, ön çatal yani arkadaşlar. Tasarım itibariyle yine dayanım ön planda tutularak kadromuzun maşası üçgen biçimli profil şeklinde üretilmiş. Ayrıca bu kadroda benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi alttaki vites ve fren kablolarının dışarıdan gitmesiydi ki bunu neden söylüyorum? Hatırlayacaksınız Dahon Mariner'lerdeki en büyük problem bunların kablo olarak kablo içi gitmesi ve bu kabloların bisikleti katlarken, açarken sürekli kadroya temas ederek, ki bakın birçok Dahon yazısının şurasında görürsünüz, kadroyu çizmesiydi. İşte bu bisiklette bu sorunu ortadan kaldırmışlar. Bisikletimizin donanımsal özelliklerine geçtiğimiz ilk etapta seleden başlayalım. Sele görüntü itibariyle hakikaten konforlu, kaliteli görünen bir sele ama uzun yolda kullanmadığım için daha sonra tecrübelerimi alt tarafta açıklamalara ya da yorumlara mutlaka yazarım. Sele borumuzda herhangi bir pompa yok. Çok da önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Gidon, yekpare bir gidon. Teleskopik gidon tercih edilmemiş. Ki bana göre bu önemli bir özellik çünkü özellikle uzun turlarda eklemli parçalar genelde bir müddet sonra oynamaya başlıyor. Çamurluklarına geldiğimizde çamurluklar standart, üzerlerinde Soho logolu çamurluklar tercih edilmiş. Çok nokta eklemli, ayarlanabilir çamurluklar. Bunlar da bana göre geçerli çamurluklar. Arka bagajına geldiğimizde arka bagaj, hatırlayacaksınız Dahon Turn gibi bisikletlerin alt modellerinde genelde çelik, ağır bagajlar kullanılıyor. Bunda Dahon Mariner'lere eşdeğer 10 kilo yük kapasiteli alüminyum arkada bir bagaj kullanılmış. Hemen devam ediyorum. Pedallarından bahsedecek olursak, evet, pedalları çok rahat katlanabilen, ekranda da görüyorsunuz, kaliteli pedallar tercih edilmiş.
Bisikletimizin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse ilk etapta frenlerden başlayalım. Frenler kanallı fren ve MTB fren kullanılmış ki bu da şu demek oluyor, iki parmağınızla frenleme yapmaya olanak sağlayan rahat no name fren elcikleri tercih edilmiş. Lastiklerine geçecek olursak arkadaşlar, lastikler şehir içi kullanıma yumuşak, uygun Mitas domlar kullanmış. Uzun yolda patlama riski var mı? Var. Uzun yola çıkacak arkadaşlar için bu bisiklet çok uygun değil. Ama Bemix lastiği olduğu ve çok telli olduğu için şehir içi kullanımda sizi zorlamayacaktır. Aktarım organlarına geçtiğimizde arkadaşlar, önde 48 ayna kol, arkada 11-32'li ruble tercih edilmiş ki bu vites oranları bana göre hakikaten ideal oranlar. Arkada yine Altus marka standart bir aktarıcı tercih edilmiş. Bir diğer önemli ayrıntı ise alüminyum jantlarının çift katlı oluşu. Bu da şu demek oluyor, bu bisikletle turda size sorun çıkarmadan yükleyebilirsiniz demek oluyor. Son söz olarak arkadaşlar, bu bisiklet bana göre katlanır bisikletler arasında farklı bir konuma konumlandırılması gereken yine önemli özelliklerden bir tanesi, sadece katlanır bisiklet üretilen bir firma tarafından üretilmiş bir bisiklet. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuda hep beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.